Efendim hayırlı akşamlar. Bir Din ve Hayat programıyla daha sizlerle beraberiz. Programımıza başlarken selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyor. Bizleri ekranlar başında izleyen tüm izleyenlerimize hayırlı huzurlu akşamlar diliyoruz. Efendim 16-22 Eylül yani içerisinde bulunmuş olduğumuz hafta ahilik haftası olması münasebetiyle ahiliğin de bizim medeniyetimize hakikaten çok farklı bir yeri vardır, farklı bir konumu vardır. Zaman zaman şikayetlendiğimiz efendim esnafla alakalı olabiliyor, çevre düzeniyle alakalı olabiliyor. İşte böyle olmaması lazım diye şikayetlendiğimiz pek çok meseleyi tarihte çözmüşler. Kamil bir toplum olabilmeyi veya kamil bir toplumun oluşabilmesi hususunda çok büyük katkıları olan ahilerden bahsedeceğiz. Ahilik haftası olması hasebiyle. Yine Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan Profesör Doktor Kadir Özkös hocamızla stüdyomuzda beraberiz. Kendisine ahiliği soracağız. Ahilik nedir diye soracağız. Ahilin piri olan Ahi Evran'dan bahsedeceğiz. Ahilin belki biraz daha gerisine doğru gidip fütüvvet anlayışına değinmeye çalışacağız. Bugün de bu teşkilatı, bu sistemi kurabilir miyiz? Kurduğumuz takdirde hangi güzelliklerle karşılaşacağız? Belki bundan da bahsetme gayreti içerisinde olacağız diyelim. Ben hemen değerli hocama yöneliyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun, sağ olasınız. Hocam önemli bir hafta içerisindeyiz. Eyvallah. Yani hakikaten bunlar bizim değerlerimiz. Tabii. Osmanlı'dan bahsederken göğsümüzü kabarta kabarta bahsediyoruz. Hatta ahilin kökenine de baktığımız zaman daha da eskiye dayanmakta ki Kur'an ve sünnet diyelim en geriye doğru gittiğimiz zaman. Bazıları da Adem Aleyhisselam'a kadar götürürler fütüveti. Biz tabii bu devletlerden bahsederken Selçuklu'dan bahsediyoruz, diğer İslam devletlerinden bahsediyoruz. Onların halkla ilişkileri, esnaf teşkilatları, beşeri münasebetleri fevkalade güzel örneklerle dolu. Biz de onların torunları olarak şöyle çevremize baktığımız zaman İnsanlarda aşırı derecede bir sinir, öfke, böyle patlamaya hazır, sataşmaya hazır insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Bazen istemesek de aldandığımız olabiliyor. Farkında olmadan aldattığımız olabiliyor. Bunların tarihi perde arkasına doğru şöyle bir yolculuk yapacak olursak, İslam medeniyetinin yansımalarından biri olarak da ahilik müessesesi hakkında genel olarak bir değerlendirmede bulunmayı sizden talep edeceğiz. Yani bu ahilik dediğimiz şey nedir hocam? Neler? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün izleyenlerimi kalbi duygularımla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çalışan, üreten, helal yoldan kazanan, alın terine, el emeğine, gönül huzuruna, atölyesinde, iş merkezinde, dükkanında, ticarethanesinde, fabrikasında, atölyesinde hassasiyet gösteren tüm çalışanları özellikle kutluyorum. Kazançları bereketli olsun, emekleri mamur olsun, meşgul olsun ve gayretleri daim olsun diyerekten söze başlıyorum. Çünkü El Kasibu Habibullah diyor Peygamberimiz. Allah için helalinden çalışan, kazanan, didinen, uğraşan kişiler Allah'ın sevgili kullarıdır buyuruyor. Dolayısıyla bugün biraz çalışma hayatımızla doğrudan ilgili olduğu için ben bu temennilerimle öncelikle söze başlamış olayım. Tabii İslam medeniyeti köklü bir medeniyet, genel bir medeniyet, güçlü bir medeniyet. İslam medeniyeti tarih süreç içerisinde şöyle bir baktığımız zaman utanacağımız, bunalacağımız, eyvah diyebileceğimiz hataların, yanlışların, felaketlerin görülmediği bir medeniyet. Bugün İslam medeniyetine günümüz insanı, günümüz dünyası, modern dünya o kadar çok muhtaç ki. İslam medeniyetinde vicdan vardı. Şefkat vardı, merhamet vardı, insanlık vardı, hak vardı, hukuk vardı, adalet vardı, kul hakkı vardı, gayret vardı, çaba vardı, üretim vardı, paylaşma vardı, sevgi vardı, muhabbet vardı, değer vardı, kıymet vardı. İslam medeniyetinde iman eri olmak, ahlaki güzelliklere ermek, ibadetiyle huzura varmak, hakkın beğendiği adam konumuna gelmek olmazsa olmazdı. İslam medeniyetinin harcı insandı. İslam medeniyeti insan üzerine bina edilmiş, kainatı ahengine, dengesine, varlığına,
devamına hayatiyet veren bir gelenekti. İslam medeniyetinde zıtların bileşkesi vardı. Aykırılıkların, farklılıkların birlikteliği vardı. Değişik düşüncelerin, farklı inançların, farklı kültürlerin bir arada yaşayabilme hakkı vardı. Ve bugün dünyanın jandarmalığına soyunan Batı medeniyetinde maalesef tek yanlılık var. Tek düzelik var, hegemonya var, sömürü var, işgal var, talan var. Kültürler, zihinler, gönüller, coğrafyalar ve hayat talan ediliyor. İslam medeniyetinde eşya insana hizmet ederdi. Günümüz Batı medeniyetinde insan eşyaya kul ediliyor. İşte bu nedenle İslam medeniyetinin parametrelerini düşündüğümüzde karşımıza çıkan 5 sacayak var. Bu iman, ahlak, ilim, hikmet, irfan ve sanat. Bunların her birisinin bir bütün halinde canlı olduğu, neşv-i nema bulduğu bir geleneğin adıdır İslam medeniyeti. Bu geleneğin yani iman, ahlak, iman ibadet, ahlaki güzellikler, ilim, hikmet, irfan geleneği, edebiyat, sanat, estetik, müzik, musiki yapısı ve üretim ahlakını bir bütün halinde düşündüğümüzde bunun en güzel yansımasının ahilik olduğunu görüyoruz. Evet. Ahilik İslam medeniyetinin topluma yansıyan yönü. Dolayısıyla İslam medeniyeti bireyin yanında toplumun ahengini, teorinin ötesinde pratize edilme halini ortaya çıkan bir nokta. Peki o zaman ahilik nedir? Ki ahilik kelimesini şöyle düşündüğümüzde aslında ahilik sisteminin manasını orada görüyoruz. Ahilin işte Arapça kelime olduğu ahi kelimesinden, kuvvet kelimesinden, kardeş, kardeşlik anlamından türetildiği, ifade edildiği kadar aslında bu kelime Türkçe bir kelime. Türkçe'de akılık var. Akı kelimesinden türetili. Ahilikten çok akılık olarak sonradan ahilik diye şekillendiği ifade edilmekte. Dil bilimi. Akılık nedir? Akılık cömertliktir. Misafirperverliktir. Civan mertliktir. Yiğitliktir. Kardeşliktir. Kardeşliktir. Muhabbet ortamıdır. Cemiyet insanı olmaktır. Paylaşma kültürünü, dayanışma ruhunu, sevebilme gücünü, merhamet yetilerini ön plana çıkarabilme anlayışını ortaya koyan geleneğin adına biz ahilik diyoruz. Ahilik diyoruz. Evet. Peki hocam şimdi ahiliğin kendiliğinden ortaya çıktığından bahsedemeyiz. Mutlaka dayanmış olduğu bir kültür var. Beslenmiş olduğu bir damar var. Yani ahilin beslendiği bir medeniyet tasavvuru olarak ki mutlaka bizim tasavvufa girmemiz gerekiyor. Tasavvufun ahilin yansımasındaki rolü ne olmuş, oluşumunda ne olmuş? Ki önceden zaten sufilerin yaşantısına da baktığımız zaman, eskiye doğru gittiğimiz zaman ahilikte bahsetmiş olduğumuz bütün güzellikleri sufilerin yollarında da görebiliyoruz. Yani ahiliyi besleyen önemli bir damar olarak tasavvufu görebiliyor muyuz? Eyvallah, elbette diye cevap vereceğim soruya. Fakat şöyle bir haşiye de düşeyim, notta düşeyim. Ahilik bir tarikat değildir. Herhangi bir tarikat yapılanması içerisinde göreceğimiz bir sistem değildir. Ama ahiliğin düşünce sistemi, ahiliğin felsefesi, ahiliğin ufuk turu, tasavvufi neşeyi, tasavvufi zevki, tasavvufi irfanı, tasavvufi yaşantı, anlayış ve kültürü içerisinde barındıran tasavvufun yansıması olan bir teşkilat. Dolayısıyla ahilik salt tasavvuf ürünüdür demiyoruz ama tasavvuftan yoksundur da demiyoruz. Tasavvufun yansımalarından yansıması olan kurumlardan biridir ki belki biraz sonra bahsedeceğim. Ahil'in önderlerine, kurucusuna, Ahi Evren'e baktığımız zaman kendisinin bir sufi olduğunu, bir şeyh olduğunu, bir tarikat pir olduğunu ve tarikat geleneği içerisinde müritlerini yetiştiren bir isim olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ahilik felsefi geleneğimizde, düşünce geleneğimizde en çok hangi alana yakındır derseniz ahilikte tabii fıkıh vardır.
Ahilikte kelam vardır, akaid vardır, felsefi bir geçmiş birikim unsur vardır, efendim medrese vardır ahilikte, ama ahilik daha çok dergah atmosferinde, tekke atmosferinde yetişmiş olan kesimin şekillendirdiği bir gelenek olması bakımından tasavvufu başat rol olarak görmekteyiz ki tasavvufi ahlak, tasavvufi zevk, tasavvufi tecrübe, tasavvufi gelenek ahiliğin kodlarını oluşturan ana damar olarak önümüze çıktığını görmekteyiz. Yani tasavvuftan ciddi manada beslenmiş olduğunu ifade ediyoruz. Ciddi anlamda. Peki hocam, şimdi ahiliğin piri olarak genelde ahi evran olarak gösteriliyor. Ahi evrandan önce böyle bir sistem var mıydı veya müteşekkil teşkilatlanmış bir hali var mıydı? Eğer varsa ona hangi isimler veriliyordu? Bu çerçevede baktığımız zaman Ahi Evran'a da bazı kimseler, işte bizim tanıdığımız Nasreddin Hoca'dır diyenler de var. Bu iddiada bulunanlar da var. Bütün bunlara bir cevap olarak Ahi Evran'ı şöyle bir tanıyalım. Tasavvufu kimliği hakkında da nasıl bir kişiye sahiptir? Neler söylersiniz? Şimdi ahiliğin piri Ahi Evran'ın velidir. Ahiliğe benzer daha önce İslam dünyasında teşekküller olmuş mudur? Olmuştur, ama ahilik boyutunda yaygın, güçlü, etkili ve temerküz etmiş bir başka gelenek yoktur. Ahilik Anadolu'ya özgüdür. Ahilik Anadolu Müslümanlarının oluşturmuş olduğu bir yaşam modelidir. Bir çalışma ahlakının ortaya çıkarmış olduğu bir sistemdir. Ahiliğin beslenmiş olduğu, etkilenmiş olduğu gelenekler yok mu? Var tabii. Melamiler var. Mevleviler var, daha önce Bektaşi gelenek var, fütüvvet geleneği var, efendim Sühreverdi gelenek var, daha önceki tarikat yapılanmaları var, züht anlayışları var, efendim ne diyelim, felsefi gelenekler var, İhvan-ı Safa gibi bir takım ekoller ile temasları olan bir akım olması, ama onların bir devamıdır, onların kopyasıdır şeklindeki iddialar var ki ben bu iddialara katılmıyorum. Bu Anadolu Müslümanlarının, Anadolu'ya göç eden Müslüman Türklerin Anadolu'yu mesken tutarken oluşturdukları İslam anlayışının, İslami yaşantılarının, İslami tecrübelerinin, İslami geleneklerinin süzülmüş, numune haline gelmiş, sosyal ve toplumsal bir model olarak uzun soluklu olarak etkisini sürdürmüş olan bir gelenek olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda da ahiliği kiminle başlatalım derseniz, ben Ahi Evran'ı veli diyorum. Ahi Evran. Kimdir Ahi Evran'ı veli? Ahi Evran'ın velinin vefat tarihinin miladi 1261 tarihi olduğunu veya hicri 659 tarihi olduğunu düşündüğümüzde miladi 13. asırda yaşamış olduğunu görmekteyiz. O tarihte kimler var? Hacı Bektaşi Veli var hayatta. Onuna hem hemşeri yakınında bulunuyor. Mevlana Celaleddin Rumi var, Sadreddin Konevi var, İbn-i Arabi var gibi o dönemin meşhur şahsiyetlerinden birisi Ahi Evran'ı veri. Ahi Evran'ı veri, Evhadüddin Kirmani diye bildiğimiz, Evhadiye tarikatı olarak kabul ettiğimiz tarikata mensup olan bir şahsiyet. Ahi Evran'ı veli, Evhadüddin Kirmani'nin Bağdat'ta yetiştirdiği ve Anadolu'ya özel olarak gönderdiği bir halifesidir. Ve Evhadüddin Kirmani'nin yanında Evhadiye tarikatının özelliklerini, esaslarını, ölçülerini ele alarak yetiştirdiği kadar, ondan önce Evhadüddin Kirmani ile tanışmadan önce onun ilmi gelenek anlamında ciddi bir ilim adamı olduğunu görüyoruz. Ne anlamda? Şöyle kaynaklara baktığımızda onun tefsir ilminde icazetinin olduğunu, hadis ilminde muhaddis olarak anılan bir kıymetinin olduğunu, kelam ilminde kelami tartışmalarda sözüne itibar edilen bir akaid, ehl-i sünnet akaid alimi olduğunu görmekteyiz. Fıkıh ilminde fetvaları olan, ki biraz sonra söyleyeceğim ama yeri geldiği için söyleyelim. Anadolu'da ilk defa halkın kolayca anlayabileceği bir tarzda hazırlanmış ilmihal kitabı Ahi Evran-ı Veli'ye aittir. İlmihal geleneğimizi ilk başlatan isim Ahi Evran-ı Veli'dir. Kısa
özlü, net, derin, fıkhi, ilmi, kaideleri, kuralları, fetvaları, hükümleri milletin ahkam kitaplarını okuma şansı olmadığı için sıradan halkın, sokaktaki vatandaşın dinini bilmesi, öğrenmesi için kısa, özlü, anlaşılır bir üslupla ve de Türkçe olarak yazılmış bizim Anadolu'daki ilk ilmihal kitabımız elimizde Ahya Evran-ı Veli'ye aittir. Elimizde mevcut mu hocam? Elimizde mevcuttur tabii. Tercümesi de yapıldı. Çalışmalarda olan bir nokta. Ahya Evran-ı Veli'nin felsefi gelenekte felsefi birikimin olduğunu görmekteyiz ki biraz sonra söyleyecektim, söyleyeyim. İbn-i Sina'nın takipçisidir. Sühreverdi Maktul'un takipçisidir. Fahrettin Razi'nin en önemli öğrencisi, takipçisi, eserlerini okumuş ve okutmuş olan güçlü bir şahsiyettir. Ve Fahrettin Razi'nin, İbn-i Sina'nın eserlerini Farsçadan Türkçe'ye tercüme etmiş olan bir şahsiyettir. İhvan-ı Safa'nın risalelerinden geniş ölçüde yararlanmış, İhvan-ı Safa'ya eleştiriler ortaya koyabilen bir felsefi gelenekten de güçlenmiş olan bir şahsiyettir. Onun felsefe, kelam, fıkıh, hadis, tefsir ilimlerindeki mütehassıs halinin yanında onun daha çok dikkat çeken yönü tasavvuf yönü. Sufilik yönü. Tasavvuf ilmindeki otoritesi, tasavvuf ilmindeki şaheser olma hali. Ahmet Yesevi geleneğinden yetişmiş olan bir şahsiyet. Ahmet Yesevi ile arasında 100 yıl gibi, bir asır gibi bir kısa bir dönem var. Dolayısıyla Ahmet Yesevi'nin hikmetlerine benzer söylemler geliştiren, Ahmet Yesevi'nin usulünü benimseyen, Ahmet Yesevi'nin ocağından yetişmiş olmakla birlikte Sürevardiliğin bir yansıması ve farklı bir ürünü olarak da Evhadiye tarikatında özellikle seyir sülukunu tamamlamış olan, yetiştirmiş olan bir şahsiyet ki belki de bu arada dikkatimizi çeken bir nokta, Saadettin Konevi ile yakın dost. Konevi ile hoca talebe ilişkisi olan bir şahsiyet. Konevi'den İbn Arabi ile görüşmüş olan bir şahsiyet, istifade etmiş olan bir şahsiyet ve Konevi'nin talebesi olan bir şahsiyet. Konevi'den fusus dersleri almış olan güçlü bir isim ama onun gözünde Evhadüddin Kirmani'nin yerini dolduran yok. Evhadüddin Kirmani kimdir? Yani şeyhi anlamında Evhadüddin Kirmani kimdir sorusuna kendisi eserlerinde cevap veriyor. Diyor ki şeyhi yakanedir. Başka Şeyhül Vahid'dir, biricik şeyhtir, mükemmel bir şeyhtir diyen ki zaten şeyhinin de damadı oluyor. Şeyinin de itibarını hem fiziki, fizyolojik, sosyal, içtimai hayatında hem de manevi, ilmi, dini hayatında kazanmış olan bir şahsiyet. Peki ne yapıyor? Şeyhi tarafından buraya gönderilince diğer tarikat erbabından farklı olarak onun halvet, erbain, çile, riyazet eğitiminden ziyade atölye başında, tezgah başında, fabrikada, iş yerlerinde, meslek teşekküllerinde bilhassa gençlerin meslek ahlakına bürünmesini, iş ve ticaret hukukunun sağlıklı, İslami ve de yerinde gerçekleştirilmesini, sosyal hayatın, kamusal düzenin vicdani, insani, ahlaki çizgide kurumsallaşmasını, yani İslam'ın cemiyet hayatına bir bütün halinde tesir etmesini istiyor. Neden? O dönemi düşünün. 1240'lı yıllar, 1250'li yıllar, 1260'lı yıllar. Osmanlı'dan hemen önceki dönemler. Moğol istilasının, kasırgasının, saldırısının olduğu yıllar. Haçlı seferlerinin Anadolu'yu tarumar ettiği yıllar. Ve Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyetinin, iktidarının yavaş yavaş azaldığı, beyliklerin nüksettiği, beyliklerin aralarındaki kavgalarla ayrışmanın, farklılaşmanın, çatışmanın, savaşların, kendi aralarındaki sürtüşmelerle Moğol istilasına zemin hazırlanmasının, Anadolu'ya yeni gelmiş olan, Anadolu'yu yeni fethedilmiş olan, işte 1071'den itibaren 100 yıllık zaman içerisinde, Anadolu'da henüz yerli ahalinin tamamen Müslüman olamadığı bir dönemde ve de Anadolu'da bilhassa Ermeni,
bilhassa Rum olan yerli halkların sanatı, mesleği, ticareti tek ellerinde bulunduğu bir dönemde alternatif bir çığır açıyor. Onların elinden ticaret yollarına Müslümanların hakim olmasını, onların ürettiği, imal ettiği malların yerine yerli Türk malları imal etmeyi ve kalitede geçmişten beri gelen Ermeni ve Rum ustaların, Süryani tüccarların ötesinde Müslümanın bir güvenilir, iki kaliteli mal üreten, üç piyasayı takip edebilen, dört aldatmayan, aldanmayan, pazar ahlakına sahip olan ve de işte bu kadardır denebilecek tarzda kaliteli, sağlam, güvenilir, iyi imal edilmiş bir üretim ahlakına bürünür. Bu anlamda kendisi dericilerin piridir. Önce dericilikle başlar. Debba mı denilmiş o yüzden? Debbaların piridir ve 32 ayrı esnaf ve sanatkarlar zümresinin lideri seçilir. Kendisinin ürettiği mallarla, sermayesiyle, çalışma anlayışıyla ve çalıştırdığı insanlara yetiştirme haliyle dikkat çeken bir isim olur. Evet. Ve bu anlam içerisinde o özellikle üretim ve çalışma hayatının serüvenini şekillendirilmesini sağlamaya çalışır. Üreticinin hakkını korumaya, çalışanların hukukuna riayet etmeye ve Anadolu'da iş dünyasının daha da güçlenmesine ön ayak olmaya çalışan bir yaklaşım içerisinde olduğunu görmekteyiz. Şimdi onun eserlerini şöyle incelediğimiz zaman İdris Hoca, Ahyevran-ı Veli'nin eserlerini incelediğimiz zaman tarikatlardaki mürit, mürşit, halife, derviş tarzındaki hiyerarşik sıralanmanın veya tarikatlarda mürit, mürşit ilişkileri, derviş ahlakı, işte halifelerin, vekillerin vazifeleri gibi vazifeler anlatılırken, şekillendirilirken onlara alternatif olarak Ahyevran-ı Veli'nin usta, kalfa, çırak ve yamak ilişkilerini bir tarikat disiplini içerisinde şekillendirdiğini, müritlerini meslek eğitimi ve ahlak eğitimini birlikte veren bir yapıya büründürdüğünü, tekkelerinin hem ahlak eğitim merkezi, hem birer medrese, hem de birer sanat dalı, meslek teşekkülü haline dönüştürüldüğü yapıda. Bunları yaparken de halk tipi eserler vererek, biraz önce ilmihal tarzı söylediğim gibi, bunun yanında ahlak eserleri, bunun yanında adab eserleri, bunun yanında inanç eserleri, akaid noktasındaki eserleri vererek halkın nazarında itibar kazanmış olan bir tasavvuf büyüğüdür Ahyevran-ı Veli. Aslında helal kazancın peşine düşmüş birisi desek hocam özet olarak ve eyvallah. Oradan da şuraya geçebilir miyiz? Yani helal kazanç bizim dinimiz açısından da olmazsa olmaz diye kabul ettiğimiz, yani sufide olacaksan ama kazancının helal olması ne denli temizse, haramlardan sıyrılmışsa o derece tasavvuf yoluna girebilir veya genel bir Müslüman olarak ifade ettiğimiz zaman da bir Müslümanın kemal dereceye erebilmesi hiç şüphesiz helal rızıktan geçtiği tabii. üzerinden hareket edersek Ahyevran da aslında topluma, belki müritlerine, o toplumun sosyal yapısında en önemli maddenin helal kazanç olup ve insanların ona doğru yönelmesi gerektiği hususunda da ciddi çalışmalar yapmış o zaman. Öyle mi hocam? Eyvallah tabii. Yani şimdi İslam'da ibadetin kabulü, Müslümanlığın kalitesi, huzurumuzun, mutluluğumuzun teminatı, gerek cemiyet hayatının, gerek aile hayatının, gerek de bireysel olarak kalp hayatımızın teskin ve huzur bulmasının yolu, bir defa alın teri, göz nuru, el emeği, helal kazanca bürünme hali. Tasavvufta veren el, alan elden üstündür. Kavi mümin, zayıf müminden üstündür. Dolayısıyla Müslümanın bir şekilde lokmasına dikkat etmesi, kazancına dikkat etmesi esastır. Çünkü haramın binası olmaz. Haram kazancın geleceği olmaz. Bu anlamda
Ayyevran-ı Veli özellikle işte Moğol istilalarının, Haçlı saldırılarının olduğu bir dönemde cemiyetin ekonomik gücü, iktisadi hayatı düzgün işlemezse iktidarlar gidiyor. Evet. Yani iktisadi hayata, cemiyetin ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomik güce sahip olamayışı istilaları beraberinde getiriyor. Evet. Bunu keşfeden Ayyevran-ı Veli helal kazanç peşinde koşmanın yanında bölge olarak, coğrafya olarak, ülke olarak, devlet olarak üretimde devletler arasında yarışmayı öngören bir yapı. Dolayısıyla miskin, atalet, böyle pısırık bir toplum yapısından çok çalışan, üreten, dayanışma içerisinde, birlik ruhu içerisinde ve el birliği imeci usulüyle üzerlerine düşen asli vazifeleri, projeleri hayata geçiren bir anlayışla toplumsal kalkınmanın öncüsüdür Ayyevran-ı Veli. Evet, Nasreddin Hoca değil yani, değil mi hocam? Nasreddin Hoca ile aynı dönemdedir. Orayı unuttum ben doğrusu. Nasreddin Hoca ile aynı dönemdedir. İsim benzerliği vardır Nasreddin anlamında. İsim benzerliği de vardır. Ama Ayyevran-ı Veli Azerbaycan'ın Hoy kentindendir. Oradan gelmiştir. Yani bizim pek çok tasavvuf büyüğünün yetişme merkezlerinden birisi de Kafkasya'dır. Özellikle Azerbaycan diyarıdır. Dolayısıyla Nasreddin Hoca'nın Anadolu'nun yerli ismi olmasının yanında Ayyevran-ı Veli'nin Azerbaycan'dan gelmiş olması zaten bu gerçeği ortaya koymaktadır. Başka bir yoruma da isim benzerliği vardır. İsim benzerliği. Aynı dönemde yaşamışlardır. Evet. Nasreddin Hoca'nın kadılık görevi vardır. İşte nüktedan bir özelliğe sahiptir. Ama Ayyevran-ı Veli'nin eserleri ne okuduğumuz zaman didaktiktir. Daha yani, bir ciddiyet. Daha yani didaktiktir, biraz öğüt misalidir, biraz daha toplumsal ilkeleri ortaya koyan noktadır. Ayyevran-ı Veli, Nasreddin Hoca nükteleriyle, hikayeleriyle, fıkralarıyla güldürürken eğiten bir şeyhtir. Evet. O da bir şeyhtir. O da bir, o da bir mürşittir. Yani ama onun usulü daha çok nüktedanlıkla söz sahibi iken Ayyevran-ı Veli üretimle söz sahibidir. Meşrep farkından ortaya çıkmış oldu. Ama ikisi de ayrı bir kıymettir. Peki hocam, hiç şüphesiz ortada olan bir kurum, ahilikten bahsediyoruz ve bunun bir silsilesi var mıdır? Silsilesi evet. Hakkında sizden bilgi alacağız. Hiç şüphesiz bu silsile meselesi tasavvufta da son derece önemlidir. Yani bir kimse kendisini şeyh ve mürşit olduğunu ifade ediyorsa, geriye doğru bir silsilesinin olması da buna paralel olarak olmazsa olmaz gibi bir durum söz konusu. Ahilikte de bu silsile sistemi var mı? İzniniz hocam, şöyle söyleyeyim. Ahilik eğitim kurumu olarak çok sıkı disiplini olan, hı hı, ciddi bir kurumdur. Yani ben bir makalem vardı, ahilikteki eğitim sistemi gerek mesleki, gerek ahlaki, gerek tasavvufi, gerek ilmi bağlamında değerlendirilmiş bir nokta. Orada ben kaynakları tararken ahilik böyle sıradan bir gönül seferberliği değil. Yüzyılları inşa etme hazırlığının atıdır. Ve o yüzden 17. yüzyıla kadar bu coğrafyada hakim, söz sahibi, güçlü bir damar olabilmiştir. Bu anlamda ahilik tarikatlardaki tarikat içi disiplin gibi ciddi bir disipline sahiptir. Gerek uygulamaları, gerek öğretileri, gerekse denetimleri ve yaptırımları ile ahilik köklü bir medeniyete sahiptir. Tarikatlarda, yani tekkelerde verilen eğitimde müridin tövbeden, tevekkülden, sabırdan, şükürden, mücahededen, riyazetten, İhlastan, takvadan, veradan, ihsandan, tevhidden, marifetten, aşk felsefesine kadar ki geniş tasavvufi gelenekte perçinlenmiş bir kıvama ermesi ne kadar şartsa ahi baba olacak olan, ahi dervişi olan bir simanın da, bir ismin de tarikatlarda istenen bu insan kalitesini yerine getirme zorunluluğu vardır. Dolayısıyla tarikatlardaki insanı kamil anlayışının bir benzeri ahilikte vardır. Tarikatlarda icazetini tamamlamış olan, seyri sülukunu tamamlamış olan, icazetini almış olan müride hırka giydirilir. Hı hı. Ama ahilikte eğitimini tamamlamış olan müride
hırka değil, şalvar giydirilir. Peki ne farkı var? Bunlar bir ritüeldir. Bunlar anlam derinliğinin dışa yansıyan veya dışa açılan bir bakış açılarından birisidir. Hırka tasavvufta kalbi sembolize eder. Tarikatlar kalp eğitimi verir, gönül eğitimi verir. Dolayısıyla tarikatlar biraz kemal yaşı gerektirir, biraz olgunluk gerektirir, biraz seviye kat ettirir. Ama şalvar belden aşağıyı sembolize eder, uçkuru sembolize eder. Efendim şehvi arzuları, nefsani dürtüleri sembolize eder. Hırka kemal yaştakileri sembolize ederken şalvar gençleri sembolize eder. Ahilik gençlik teşkilatıdır. Ahilerin muhatabı daha çok toy olan gençlerdir. Henüz evlenmemiş, ev kurmamış, ev bak sahibi olmayan, henüz iş hayatına yeni atılmak üzere olan, çıraklıktan işe başlamak durumunda olan, yani bıyıkları yeni terleyen gençleri aralarında alırlar. Bir gençlik teşkilatıdır. Bu anlamda tarikatlar tekkelerde özel eğitime tabi tutarken ahilik sokaklardaki başıboş gezen gençleri yarına hazırlama eğitiminin adıdır. Bu anlamda bu eğitimi veren böylesi bir teşkilatın en önemli prensibi bir ustanın yanında yetişmektir. Tarikatlardaki gibi yani görerek, tecrübe ederek, deneyerek gerçekleştirilen bir eğitim, tecrübi eğitim esastır. Ve teorik eğitim verilmez, ezber yaptırılmaz. Atölyenin başında, makinenin yanında alet edevatı eline alarak bizzat o işi üretmesi, yapması gerçekleşir. O nedenle bir ahi dervişinin yetişebilmesi için çıraklıktan, kalfalıktan ustalığa kadar, yamaklıktan ustalığa kadar ki süreçte iyi bir ustanın yanında olma, iyi bir mürşit edinme, iyi bir şeyh edinme ve iyi bir üstada intisap etme, iyi bir kaliteli bir üstattan el alma zorunluluğu vardır. Tarikatların olduğu gibi ahi şeyhlerinin hemen hemen her birisinin de Ayşe her birisinde bir silsilesi vardır. Ve Hüdayi Nabit gibi sonradan neydi belirsiz bir insan olarak ortaya çıkamazlar. Hı hı. Onu yetiştiren bir gelenekle olur ve ahilerin silsilesi genelde yani %99'u Hazreti Ali'ye dayanan bir silsiledir. Hı hı. Yani Turku Aliye'nin geleneğini esas almakta. Yani silsilesi Hazreti Ali'ye dayanan tarikatların usullerini ortaya koymakta, şekillendirmektedir. Ben burada bir örnek vereceğim. Buyurun hocam. Ahi Evran Veli'nin Malatya halifesi var. Kırşehir'den gönderdiği Malatya halifesi var. Fahrettin Hasan Efendi. Fahrettin Hasan Malatya'da büyük bir susuzluk o dönemde susuzluk sıkıntısı olmuş. Su sıkıntısı çekilmiş. Kuraklık oluşmuş. Ve ciddi anlamda buna önlem almak için şehrin su ihtiyacını gidermek üzere işte kuyular araştırmış, su kanalları araştırmış, su nakilleri gerçekleştirmiş ve büyük bir projeyle şehrin su ihtiyacını karşılamış. Açılış töreni için Ahi Evran'ı Veli'yi davet ediyor. Hı. Malatya'ya gidiyor. Ahi Evran'ı Veli soruyor. Evladım bu projenin sahibi kim? Filan. Benim tarzında öne atılıyor tabii halifesi. Evlat diyor. Hüdayi Nabit gibi kendiliğinden yetişmiş sen olamazsın. Sana bu aklı, sana bu tekniği, sana bu projeyi, sana böylesi bir beceriyi kazandıran kimlik kim nedir? Nereden geliyorsun? Hangi çeşmeden besleniyorsun? Geleneğin nedir diye soruyorum. Senin bu noktada öncülerin nelerdir diye soruyorum. Yoksa burayı şunu çizenin, yapanın sen olduğunu ben zaten biliyorum ama ben seni bu hale getiren gençlik nedir? O anlıyor tabii. Evladım, benlik davası güttüğün için bu kadar başarına rağmen tekkedeki görevinden alıyorum diyor. Yani. Dolayısıyla silsile geleneği, bir manevi neşe geleneği, bir terbiye usulü geleneği, Hazreti Peygamber'e dayanan bir çizgiyle sağlam bir gelenekte oturma durumu esastır,
ahilik geleneğiyle. Böyle mantar gibi. Mantar gibi ben şeyhim diye, ben ustayım diye kimsenin ortaya çıkma şansı yoktur. Yani o sistem gerçekten önemli bir sistem. O yüzden çok sıkı tutmuşlar değil mi hocam? Çok sıkı silsile tutmuşlar. Meselesini. Silsile meselesini çok sıkı tutmuşlar. Beyat meselesini, intisap meselesini, eğitim meselesini, eğitim programının meselesini, insana saygı, ihtiram, destek, gayret meselesini baştan sıkı tutaraktan sıkı bir disiplinle müspet sonuçlar doğuracak ilmi, ahlaki, manevi, İslami, vicdani, insani değerlerin peşinde koşmuşlardır. Evet. Evet hocam. Peki hocam şimdi ahilikte bir şet kuşanmasından bahsediliyor. Bu merasimin anlam boyutu ki önemli bir şey olsa gerek ki böyle bir merasimle bu kuşanma gerçekleşiyor. Nedir bu hocam bu şet kuşanması? Şimdi ahilikte tabii ahilikte herkesin bir mesleği vardır. Biraz önce 32 esnaftan bahsettim. Sayılar daha sonra daha da artıyor. Adam kunduracıdır. Adam tuhafiyecidir, adam demirci ustasının yanında yetişmiştir veya camcıdır veya ciltçidir veya tüccardır veya dokumacıdır. Neyse işte herkes bir defa ahilikte ahi babası ahi ünvanı alabilmek için ahilik teşkilatına da belli bir mertebeye ulaşabilmek için mutlaka sanatını göstermesi, hünerini göstermesi, maharetini ortaya koyması, becerisini yansıtması, estetiğini, zarafetini, kalitesini, yani bugünkü ifadeyle söyleyelim, yeni bir ürün imalini tescillendirmesi gerekiyor. Hmm. Tescil belgesi alması gerekiyor. Yani ve ahilikte icat esastır, keşif esastır, model esastır, rol modellik esastır, kalite esastır, yeni bir yani geçmişi taklit, eski malların benzerini yerine getirmek söz konusu değildir. Muhteşem bir şey hocam. Yeni bir ürün yapacaksınız ve piyasada tutunacak bir ürün elde edeceksiniz. Dolayısıyla ahilikte icazet alabilmek için sizin o alanda ben kunduracıyım diyelim. Kunduracılık alanında stiliyle, kalitesiyle, dayanıklılığı ile, estetiği ile, zarafeti ile üretmiş olduğunuz bir ayakkabının bir defa modelisti siz olmanız gerekiyor. Piyasada olanlardan değil, yeni bir şey üreteceksiniz ve ürettiğiniz mal hem kaliteli olacak hem de göz zevkini okşayacak. Bu anlamda üretilen mallar ahi babaların huzurunda görücüye çıkar. Görücüye çıkılırken beğenilir, takdir edilir ise ona orada iş belgesi, tescil belgesi, dükkan açma izni verilir. Ahi olur. Ve ahi kendi başına dükkan açamaz. Yani herhangi bir ahilik üyesi olan bir derviş kendi başına gidip de ben esnaf olacağım diyemez. Önce bir kendini ispatlaması, rüştünü ispatlaması, pazar ekonomisini bilmesi, piyasayı iyi bilmesi, ticaretten anlaması, üretimi gerçekleştirmesi, sanatının hakkını vermesi, mesleki başarısında zirveye tırmanan bir isim olması ve yeni bir mal üretmesi gerekiyor. Şimdi bunu kendini üretti ama bu yetmiyor. Onun yanında ahlaki olgunluğunu da şahitlerin huzurunda tescillemesi gerekiyor. İyi bir komşu mu? Hı hı. İyi bir akraba mı? İyi bir baba mı? İyi bir eş mi? İyi bir evlat mı? İyi bir öğrenci mi? İyi bir dost mu? Arkadaş mı? Sırdaş mı? Yoldaş mı? Haldaş mı? Neyse işte. Hı hı. Bütün bu anlamda gerek bireysel gerekse toplumsal vazifelerini yerine getirme zorunluluğu var. Rabbi ile ilişkisi nasıl? Kulluğu nasıl? Taati nasıl? Peygamber aşkı ne düzeyde? Geleneğe hakim mi? Maneviyatı, ruhaniyeti güzel mi? Nefsini kıvama erdirmiş mi? Nefsi emmarelikten, levvamelikten, mülhimeden mutmainneye çıkarabilmiş mi? Ahi teşkilatında dükkan açabilmek için bir defa dervişin nefsi mutmainne metevresine gelmesi gerekiyor. Allah'ım. Yani pazarda kendi egosunu değil,
kendi egosunu değil, maneviyatını anlaması gerekiyor. Geçenlerde Mehmet Demirci hocamız var. Profesör Doktor Mehmet Demirci hocamız, İzmir İlahiyat'tan kulakları çınlasın, emekli hocamız. Selamlarımızı gönderelim. Gönderelim. Onun iyilik ve iyilerin iyiler diye güzel bir kitabı vardı. Oradan okuyordum. Antalya'ya gittiğini söylüyor. Antalya'da bir demirci ustayla karşılaşmış. Demirci ustanın yanında demirci usta işte ateşe demiri veriyor, kızgın demir çıkıyor, örse keçekece vuruyor, uğraşıyor, didiniyor, uğraşıyor. Çok gün boyunca adamın ateşin karşısında uğraştığını falan diyor. Ya bu kadar niye uğraşıyorsun, yani beğendirmeye mi çalışıyorsun gibi bir ifade kullandım diyor. Demirci ustasının ifadesi, biz ahiyiz hocam, biz el aleme kendimizi beğendirmeye yeltenmeyiz. Biz kendimizi Rabbimize beğendirmeye çalışıyoruz. Meselen özü o zaten. Rabbimize beğendir. Dolayısıyla ahilikte Allah'ın beğeneceği kalitede, ihsan terbiyesinde, sanatkarlık ruhu içerisinde en güzeli, en iyi, en kaliteyi, en göz alıcı olan ürünü ortaya çıkarma hal. En güzel ürün de insanın bedenidir. İnsanın ruhudur, insanın nefsidir, insanın kendisidir. İşte bu şekilde verilir. Peki ne olur? Şet kuşanmada bele bağlanan kuşağa şet diyoruz. 7 defa şet dolanır. Bizim geleneğimizde bu, bırakın sanat dünyasını, evlenen kızlarımıza kadar vardı. Evet. Evlenen kızlarımıza kuşak bağlanır. Kuşak bağlanır. 7 defa dolandırılır. Niçin? Ahilikten kalma bir gelenektir İdris hocam. Evet. Peki niyedir? Çünkü 7 ana kapı vardır. Bunlar cehennem kapılarıdır. Alternatifi cennet kapısıdır. 7 kapıyı kapatıp 8 kapıyı açmak esastır. Hı hı. Bunlar nelerdir? Birinci kuşamada şet kuşanırken cimrilik kapısı kapatılır. Cimrilik, tamah kapısı kapatılır. Cömertlik kapısı açtırılır. Misafirperverlik kapısı açtırılır. İnfak, ikram kapısı açtırılır. Ahiliğin birinci şartı cömertliktir. Cömert olmayan, vermeyen, paylaşmayan, sadakasını, zekatını, ikramını, misafirliğini, yemeğini vermeyenin yanında dur olmaz. Yemeği yenen adamdır ahi olan isim. İkinci kapı, zulüm kapısını kapatıp iyilik kapısını açmaktır. Dolayısıyla haksızlık yoktur. Kul hakkı yoktur. Yanlışa yeltenmek yoktur. Üçüncü kapı, üçüncü kuşama, hırs ve heva kapısını, arzu kapısını, dürtüler kapısını kapatıp kanaat kapısını açmaktır. Dördüncü dolama, lezzet kapısını kapatıp riyazet kapısını açmaktır. Beşinci aşama, başkalarından, yaratılmışlardan, halktan, sıradan varlıklardan bir şeyler umma kapısını kapatıp sadece haktan bekleme kapısını açmak. Ki biraz önceki örnek, evet, bunun göstergesi. Saçma, yalan yanlış, yersiz söylemlerde bulunma tinetini, kapısını kapatıp tamamen Allah'ın zikriyle hemhal olma, tatlı konuşma ve yerinde söz söyleme sanatına bürünme kapısını açmaktır. Yedincisi, şeytanca işler planlayıp hin olup zırvanadan çıkma kapısını kapatıp ilahi işleri işleme kapısını alma halini biz o nokta içerisinde ahilikte şet ile tescillendirildiğini görmekteyiz. Muazzam bir şey hocam. Tabii. Gerçekten. Şimdi bunları aldı diyelim. Sizesi var. İcazet de aldı. Ürettiği ilk mal kaliteli. Peki sonra ne oldu? Peki kurtuldu mu? Yani şimdi ne diyelim? Bir insan profesör oldu. Profesör olduktan sonra ilelebet profesör mü kalacak? Yani bunun sorgulaması, bir testi yok mu? Ahilikte vardı işte. Hmm. Ne gibi? Eğer kazara bir müşteriyi aldattığı görülürse, eğer kazara ürettiği malda hilekarlık, sahtekarlık yaptığı görülürse, hı hı, kazara ürettiği malda imal hatası oluşursa ve bunu da pazara sürerse, bu kişinin pabucu dama atılır. Rütbeler sökülür. Ey ahali, bilin bu adam yanlış yaptı. Bundan böyle, bundan alışveriş yapmıyoruz. Dükkanı kapatıyoruz ve bu adam tövbe edip eskisinden daha iyi kalitede bir kimlik haline bürünene kadar aramızdan tard ediyoruz denir. Ve
utanç manzarası tabii o toplumun içerisinde. Pabucun dama atılması da oradan geliyor. Pabucun dama atılması da buradan geliyor. Sayın Hocam. Enteresan. Evet. Yani hakikaten ahilik deyip geçmemek lazım. Ahilik bizim can damarımız. Bizim hayat iksirimiz. Bizim varlık sebebimiz. Gerçekten biz ahilik terbiyesini, ahilik kimliğini kaybettiğimiz için gidiyoruz pazarda. Hı hı. Domatesin kalitesi üstte, altından, tezgahın arkasından saklı olan veriliyor. Bu bize yakışmıyor. En çok yakındığımız tabii konulardan birisi. Yani hilekarlık, sahtekarlık fazlasıyla olabiliyor. Göz boyamacılık fazlasıyla olabiliyor. Yani bir defa ahilikte sağlığa, sıhhate, insanlığa, topluma zararlı olan bir şey verilmez. Ahi müşterisinin filesine, evine götürmeyeceği bir nesneyi müşterisine koymaz. Ve bu nedenle bugün günümüzde en çok bizim ticari hayatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Kazancımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ahi masa başı memuru da olabilir, çalışan birisi de olabilir, amir de olabilir, patron da olabilir, askeriyeden de olabilir, hakim de olabilir, hukukçu da olabilir. Ahilik çalışma hayatının her kesimini kucaklayan bir gelenek. Yani kimse bulunduğu makamı haksız işgal edemez ahi. Sadece esnafı kapsamıyor. Sadece esnafı kapsamıyor. Çalışma alanları kapsıyor. Ahilin askeri boyutu var. Belki vaktimiz kalırsa diyeceğim. Ahilin ilmiye boyutu var. Ahilin siyasi boyutu var. Ahilin farklı teşkilatları var. Ben tabii çalışma hayatı özellikle esnaf olarak öne almış oldum. Vaktimiz de ilerliyor. Biraz daha hızlanmış olalım. Sizden daha fazla istifade edebilmek anlamında. Çünkü soracağımız çok sorular var gerçekten. Eyvallah. Peki hocam, tasavvufta bir zaviye geleneği vardır. Tekke geleneği vardır. İnsanlar oradan yetiştirilir. Evet. Peki ahilerde de böyle bir zaviye, tekke geleneği var mı? Yani talebelerini, ahi adayı olan kişileri gerek maddi manevi olarak donatmaya yönelik bir zaviyesi var mı? Hem de ne kadar. Benim bir çalışmam olmuştu. Örneğin Tokat üzerinden çalışmıştım. Hı hı. Tokat'taki ahi zaviyeleri çalışmıştım. Ne kadar biliyor musunuz hocam? Şu andaki Tokat, yani günümüz sınırları içerisinde, tarihler, 167 tane ahi zaviyesi. İlçeler dahil? İlçeler dahil. 167 tane kendini tescillemiş, hareketini ortaya koymuş, canlılığını sürdürmüş, tarih süre içerisinde varlığı yorulan, bizim tahrir defterlerimizde kayıtlı bulunan zaviyeler var. Ve zaviyeler, İbn-i Battuta'nın ifadesiyle söyleyelim, ahi zaviyeleri Anadolu'yu bir ağ gibi ören, Anadolu'yu şefkat ve merhamet coğrafyası haline getiren tekkelerdir. Ahilerin kendine göre tekkeleri vardır. Diğer tarikatlardan bağımsızdır. Ahilerin tekkelerinde ahilik usulünde fütüvetnameler çerçevesinde eğitim verilir. Ahilikte de seyri sülük vardır. Tarikatlardaki seyri sülük gibi. Ve tarikatlardaki zikir merasimleri gibi ahiliğin de zikir merasimleri vardır. Tarikatlardaki musiki eğitimi gibi ahilikte de musiki eğitimi vardır. Ahi tekkelerinde zahiri ilimler yanında manevi ilim, batını ilimler de verilir. Ahilikte akaid, kelam, fıkıh, tefsir, hadis derslerinin, felsefe derslerinin yanında tasavvuf, maneviyat, tarikat, irfan, edep, ahlak, hikmet ve aşk dersleri de özel bir tarzda verilir. Ahilikte sanat eğitimi verilir. Ahilikte estetik eğitimi verilir. Ahilikte oturup kalkma, konuşabilme, konuşma sanatı, misafir ağırlama sanatı, görgü sanatı, adab sanatı, babaya davranma, anayla konuşma, kardeşlerle buluşma, ne diyelim gelin olabilme, damat olabilme, kaynana olabilme, kaynata olabilme, efendim öğretmen olabilme, öğrenci olabilme, sanatları özel bir şekilde hem manevi hem teorik hem de pratik olarak anlatılır, yaşatılarak öğretilir. Bir mahfilde oturma düzeni vardır. Herkesin nerede, ne şekilde oturacağı, nasıl davranacağı, nasıl hareket edeceği ahilikte bellidir. Sistem karmaşası yoktur ve ahilikte her şeyden önce estetik dersi verilir. Edep dersi verilir, adab dersi verilir, nezaket eğitim verilir. İşte bugün bu yok. Bugün öğretim var. Mekteplerimizde çocuklarımıza ezberletmediğimiz kitabımız kalmadı. Çok şeyler öğretiyoruz. Ama çocuk affedersiniz tuvalete gitmesini bilmiyor. Evet. Affedersiniz çocuk iki kelimeyi konuşup bir büyüğüyle, bir amcasıyla, bir dedesiyle nasıl konuşulur onu bilmiyor. Hı. Ahilikte oturmanın adabı vardı.
Misafire gitmenin adabı, kapı çalmanın adabı vardı. Yani, yani söz dinlemenin, sohbet dinlemenin, konuşmanın bir çizgisi, bir yöntemi vardı. Bütün bunları tarikatlardan ziyade en kaliteli, ileri düzeyde işleyen gelenek, ahilik ve ahif tüvetnameleridir. Bu çerçeve içerisinde. Söyleyeceğim bir nokta, örneğin ahilik aşama aşamadır. Ahilik de, ben örneğin buradan şey almışım, Çobanoğlu Fütüvvetnamesi'nden almışım. Hı hı. Ahilikte yiğitlik, ahilik ve şeyhlik diye üçlü bir aşama var. Bunlar nedir sorusunu Çobanoğlu Fütüvvetnamesi'nde ifade ediyor. Diyor ki, din kardeşliğini esas almak yiğitlik, yiğitlik, ahilik, şeyhlik olmak üzere üç boyuttadır din kardeşliği. Yiğitlik heves eylemektir, ahilik o işe başlamaktır. Şeyhlik işi bitirmektir. Hmm. Yiğitlik niyetle başlıyor. Ahilik icraatla gidiyor. Şeyhlik ise nihayete erdiriyor. Yiğitlik seviyesi, ahilikteki yiğitlik mertebesi sakala gelmektir. Ahilik mertebesi sakala ak düşmesidir. Hmm. Şeyhlik mertebesi tam bir pir olmaktır diyor. Başka. Hmm. Yiğitlik müminler yolunu tutmaktır. Ahilik evliyanın yolunu tutmaktır. Şeyhlik peygamberlerin yolunu tutmaktır. Peygamberlerin yaşadığı kıvama layık hale dönüşebilmektir. Başka, yiğitlik şeriat makamıdır. Ahilik tarikat makamıdır. Şeyhlik hakikat makamıdır diyor Çobanoğlu. Başka, yiğitlik ana rahminden doğmaktır. Fizyolojik doğumdur. Ahilik dünyada dirilişin adıdır. Şeyhlik ise imanla ölme hali, niteliği içerisindedir diye anlatmaya devam ediyor. Evet. Ben burada tabii Çobanoğlu Fütüvvetnamesi zannedersem yazılı ilk fütüvvetnamelerden birisi mi hocam? Anadolu'daki ilk fütüvvetnamelerden birisi. Oraya geçmeden Sivas üzerinde bir soru sorayım hocam. Ahemir Baba'dan bahsediyoruz hemen öğretmen evinin karşısında. Yani tanıdığımız bir o var. Onun dışında Ahi Mahmut var. Ahi Emir Ahmet var. Burada devlet kurmuş olan ve ahilik üzerine siyasi hayatı tescillenmiş olan Ahi Eratna var. Ahi Hasan var. Dabas Tekkesi'nde Ahi Eratna'nın oğlu Hasan yatıyor. Ahi Hasan yatıyor. O da Ahi. O da Ahi. Hatta biraz öyküsü çok yani özel. Kümbetlerinden birbirinden farklı mı hocam? Mesela bir estetik farkı var. Estetik farkı var. Yani bir şeyin mimari farkı var. Türbesiyle mesela bir Şemseddin Sivas Hazretleri'nin türbesiyle Osmanlı'dır. Ahemir Baba'nın türbesi birbirinden farklı. Bu dönem farkı mı yoksa biri Ahi biri şeyh olduğu için mi? Yani dönem farkı. Medeniyet farkı. Selçuklu mimarisi. Kümbet ayrıdır tabii. Kubbeli cami mimarisi, türbe mimarisi, evet. Mimarisi Osmanlı'da çok daha farklıdır diye söylüyoruz. Tabii Ahi Eratna'yı bize kim anlatıyor? İbn Battuta anlatıyor. Hı hı. 1300'lü yıllar buraya gelmiş. Sivas'a uğramış. Sivas'ta Ahi Eratna'nın misafiri olmuş. Anlattığı şu. Bir, yemekleri çok güzeldi diyor. Sofraları çok boldu diyor. Çok çeşitliydi diyor. İsrafa tahammül etmeyen bir ahi babasıydı diyor. Her şeyi verirdi. Her şeyini ikram ederdi misafire ama herkesin yiyeceği kadar almasını isterdi diyor. Evet. Çöpe dökülmesinden bu kadar korkan bir adam görmedim diyor. Sultandı ama sade giyinirdi diyor. Ve meclisinde diyor nüksedanlar vardı diyor. Ve herkes diyor alimlere kulak kapanırtırdı. Ahi zaviyesinde Sivas'ta dinlediğim ilmi dersler benim çok özel bir meclis olduğuna kani oldu. Çok özel dinletileri vardı. Sesleri güzel ahi kavvalları vardı. Hmm. Ve musikileri bambaşkaydı. Zikirlerine katıldım. Neşe içerisindeydi. Sesliydi. Cümbüş halindeydi. Ve tek kelimeyle ahi dervişleri o gün çalıştıklarını bir araya gelirler. Akşamleyin toplarlar dergahın temsilcisine teslim ederlerdi. Hı hı. Birlikte yer, birlikte eğlenirlerdi diye çok özel Sivas hatırası var tabii. O da ayrı bir konu İbn olarak Batı'da aslında işlenmesi gereken bir konu. Tabii, elbette. Peki hocam vaktimiz de yavaş yavaş daraldı. Tabii işleyeceğimiz konular da var. Fütüvvet Teşkilatı ile ahilik noktasına da bir girelim. Eyvallah. Çünkü yakın bir ilişki olduğunu biliyoruz ama ne derece bir irtibat vardır birbirinin devamı mıdır?
Güya ben senin soruların hepsine cevap vermeye çalışırım dedim ama özür diliyorum. Yani söz sözü açtığı için böyle. Ama mesele anlaşıldı. Tabii bir gelenek var. Deniyor ki İslam dünyasında daha önceden başlamış olan fütüvvet geleneğinin sonucudur ahilik. Ahilik eşittir fütüvvettir diyen bir anlayış var. Ki biz bu anlayışı problemli görüyoruz. Hmm. Bir gelenek de var, fütüvvetten tamamen kopuk olarak addediyor. Ahilik kendiliğinden neşvünema bulmuş olan Türklerin işte eski şövalye geleneğinin bir uzantısıdır diyorlar. Ben buna da katılmıyorum. Ahiliğin felsefesi fütüvvettir. Ama fütüvveti ahilik Anadolu'ya özgü olarak yeniden yorumlayan geleneğin adıdır. Peki fütüvvet nedir? Fütüvvet yiğitliktir. Fütüvvet civanmertliktir. Fütüvvet misafirperverliktir. Fütüvvet paylaşmak, dayanışmak, kardeş olma sanatıdır. Fütüvvet gençlik teşkilatıdır. Fütüvvet dinamik olmak, üreten olmak, gayret eden olmak, çalışan olmak, veren el haline gelmektir. Fütüvvet, Cafer Sadık Hazretleri'nin ifadesiyle söyleyecek olursak diyor ki fütüvvet ele geçen elimize geçen, edinmiş olduğumuz ne tür birikim varsa onu kardeşlerimizle paylaşabilme ahlakıdır diyor. Ebu Hafs Hattat Hazretleri'nin güzel bir ifadesi var, tanımlaması var. Diyor ki, fütüvvet kimseden insaf beklememektir. Kimseden medet ummamaktır. Kimseye el açmamaktır. Kimseye minnet etmemektir ama herkese insaf etmektir. Herkese merhamet etmektir. Herkese elimizi, gözümüzü, gönlümüzü, soframızı, kalbimizi açabilmektir diyor. Cüneyd-i Bağdadi ise çok farklı bir boyutta tanımlıyor. Diyor ki, fütüvvet görmeyi bırakmaktır. Yani kendimizi görmeyi, kendimizi devaniyesinde görmeyi, amellerimize paye biçmeyi terk etmektir. Fütüvvet reklamcılığı terk etmektir. Kendimizi pazarlamama sanatıdır. Kendimizi ne kadar iyilik yaparsak yapalım, iyiliklerimizi azımsamaktır. Ne kadar sevabımız olursa olsun, sevaplarımızı az görmektir. Fütüvvet, kusurlarımızla meşgul olmaktır. Ki Hallacı Mansur'un ifadesiyle söyleyecek olursam, diyor ki Hallacı Mansur, fütüvvet dava adamı olmaktır. Dava ehli olmaktır. Bir insanın inandığı davasına sımsıkı sarılması, davasından kopmaması, davası uğrunda ölümüne mücadele vermesi. O yüzden bizim ecdadımız İlahi Kelimetullah davası için, o yüzden bizim Mehmetciğimiz Kızıl Elma davası için canını feda ederler, analarını gözyaşına boğmasını da boğma hususuna da olsa devam edip giderler diyoruz. Evet hocam, vaktimiz de bitme aşamasında. Eyvallah. Son bir soruyla inşallah, ki önemli olduğu için, ki hepsi birbirinden çok Eyvallah. Çok önemli ama şöyle bir göz gezdirdiğim zaman cümleleriniz arasında da soracağım sorulara da bir nebze değinmiş oldunuz. Bizim geleneğimizde çok önemli bir eser olarak da aramızda bulunmakta fütüvvetnameler noktasında bir sormuş olalım. Bu fütüvvetnameler nedir? Fütüvvetnamelerin içeriği nedir? Günümüzde bu fütüvvetnamelere göre yeniden bir teşkilat oluşturabilmek, o aynı felsefeyi günümüze yansıtabilecek bir Eyvallah. Ortam veya bir çalışma yapılabilir mi? Fütüvvetnameler ahiliğin nizamnameleridir. Ahiliğin ilke ve prensiplerini içeren esaslara biz fütüvvetname diyoruz. Fütüvvet ahlakını, fütüvvet usulünü, fütüvvet erkanını, fütüvvet yolunu, fütüvvet felsefesini derinlemesine işleyen, daha çok kardeşlik hukukunu, daha çok birlikte yaşama tecrübesini, daha çok sosyal ahlakı, toplumsal ilişkileri, bireysel kimlik, gelişim ve şahsiyeti ortaya koymuş olan eserlerdir.
ki Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin fütüvetnamesi bizim için kitabı fütüvesi çok çok önemli. Eski olan bir fütüvetname olarak karşımıza çıkmakta. Ebu Hafs Ömer Es-Sühreverdi'nin kitabı fütüvesi, fütüvetnamesi Arapça olarak yazılmış ve elimizde mevcut olan önemli fütüvetnamelerden bir tanesi olduğunu görmekteyiz. Yine Abdullah el-Ensari el-Herevi'nin fütüvetnamesi var ki tercümesi de yapıldı. Okunması gereken en önemli fütüvetnameler. Bunlar fütüvet geleneği içerisinde oluşmuş fütüvetnameler ama ahilik sistemi teşekkül ettikten sonra Anadolu'da yazılan fütüvetnameler var ki biraz önce bir örneğini verdim. Çobanoğlu fütüvetnamesi var. Burgazi fütüvetnamesi var. Seyit Hüseyin fütüvetnamesi var. Hele hele özellikle de okunmasını istediğim Eşrefoğlu Rumi'nin babası Eşref Efendi'nin, Eşref bin Ahmet'in yazmış olduğu fütüvetname var. Türkçe fütüvet. Bu son saydığım dört tanesi tamamen Türkçe. Yani yalın Türkçe. Alıp rahatlıkla okuyabileceğimiz. Aslında okullarımızda milli eğitimin bu fütüvet kitaplarını sadeleştirerek, günümüz Türkçesine, günümüz anlayışına da büründürerek vatandaşlık derslerinde zorunlu tutması gereken ahlak ilkesi. Öneri olarak sunmuş olalım. Öneri sunmuş tabii öneri ya, olması gereken. Olalım. Yani biz buna döneceğiz de ne zaman? Ne zaman döneceğiz? Yani çünkü bizim geleceğimiz köklerimizdedir. Hı hı. Ve bizim geçmişimizden utanacak bir yönümüz yoktur. Günümüzdeki cemiyet hayatının tanzimi de ahilikteki fütüvvet anlayışının ve ruhunun yeniden nüksetmesine bağlıdır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Son bir cümle olarak izleyenlerimize vermek istediğiniz son bir mesajınız varsa onu alalım, programı kapatalım. Ahilik tören değildir, merasim değildir. Yılda bir defa, bir haftada kutlanılacak bir durum değildir. Gelin her birimiz ahiliğin öngörmüş olduğu ahlak, edep, maneviyat çizgisinde kendimize yol bulalım diyorum. Önce nefsime söylüyorum. Allah razı olsun. Eyvallah efendim. Teşekkür ben teşekkür ediyorsun. Ediyorum. Saygılar. Efendim, Ahilik Haftası münasebetiyle ki bu yıl 32. Ahilik Haftası olarak tüm yurtta kutlanıyor. Ama hocamın da bahsettiği gibi sadece kutlamadan ibaret kalmamalı. Bizim köklerimizi oluşturan bu ahiliğin, bu ahilik felsefesini yeniden canlandırabilmek gerek okullarımızda, gerek evlerimizde, gerekse iş dünyamızda, her tarafta bu ahilik felsefesini yeniden canlandırabilmek ümidiyle diyelim. Bir başka programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.